Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye Kadın Girişimciler Derneği yani KAGİDER Başkanı Sanem Oktar'ı ağırlıyoruz. Sanem Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Öncelikle Elazığ'da gerçekleştirilen bu hain terör, onun hakkında mesajlarınızı alalım. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Van'da da Diyarbakır'da da geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sizin mesajınızı alalım ve başlayalım. Kesinlikle öyle. Bu terör saldırılarının yaşanması çok vahim hepimiz için, ülkemiz için. O yüzden de özellikle yaşamlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ve bu zor günlerin en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum. Bunlar son olsun artık. Evet, Sanem Hanım öncelikle 15 Temmuz'da Türkiye büyük bir sınavdan geçti. Şu anda da 3 aylık bir OHAL süreci yaşamaktayız. Siz dernek olarak, KAGİDER olarak da bir açıklama yaptınız. Bunlar yani dünya liderlerine yaptınız. İçinde Amerikan Başkanı Obama var, Putin var, Şansölye Merkel var. Doğru. Öncelikle bu açıklamadan bahsedelim. Detayları neler, nasıl bir geri dönüş aldınız buradan? Tabii ki. Şimdi yaşananlar gerçekten kabul edilemez bir durum ve özellikle Türkiye'nin, Türk halkının gösterdiği duyarlılık, demokrasinin arkasında duruyor olması burada çok önemli. Ve biz ilk gün daha ertesi günü gerekli açıklamamızı yaptık ve hem demokrasinin hem parlamenter sistemin arkasında olduğumuz mesajını verdik. Ama bu sadece Türkiye'ye değil, olanların doğru olarak tüm dünyaya da anlatılması gerekiyordu. İşte buna yönelik olarak bütün yönetim kurulumuz ve KAGİDER üyeleri olarak bir plan hazırladık. Ve bu plan etrafında öncelikli mesajımızı her yere iletmekte. Bu sadece dünya liderlerine değil, aynı zamanda kurum ve kuruluşlara da gitti. Kimler vardı? Dünya Bankası vardı, ITC vardı, Birleşmiş Milletleri vardı. G20'de beraber çalıştığımız ortaklarımız vardı. Yani Çin'den, Japonya'dan, Arjantin'e kadar yaklaşık 3000 kişilik üst düzey STK'lar, akademisyenler, karar vericilere bir mektup hazırladık. Ne vardı burada? Evet. 3 tane temel mesajımız vardı. İlki demokrasiye sahip çıktığımız, inancımız parlamenter sistemin gerekliliği ve Türkiye'nin bunun için, Türk halkının bunun için verdiği önemli çabanın doğru olarak iletilmesiydi. İkincisi, bizler biliyorsunuz girişimciyiz, iş kadınıyız. Türk ekonomisinin güçlülüğü ve özellikle esnekliği, biz pazartesi günü işimizin başındaydık. Türkiye'de hiçbir dükkan, hiçbir iş yeri kapanmadı. Biz işimizin başında devam ettik. Dolayısıyla bunun anlatılması önemliydi. Çünkü bu yurt dışından tam olarak da anlaşılamayan bir şey. Ve diğeri de hala uluslararası organizasyonlar, yatırımlar için Türkiye önemli bir bölgede lider olduğunu ifade ediyorduk. Ne tip geri bildirimler geldi? Şöyle söyleyeyim, Kanada Başbakanı teşekkür etti ve bilgilendirmeden dolayı ilk mesaj ondan geldi. Öncelikle onun için söylüyorum. Diğer bir noktada yine bitmedi. Üyelerimizle beraber viral bir kampanya başlattık. 6 dilde olmak üzere İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca üyelerimiz Türk ekonomisine olan güvenlerini, hala yatırımların devam etmesine yönelik video mesajlarını hazırladılar ve bütün sosyal medyada bunu duyurmaya başladık. En son baktığımda yaklaşık 300 bin kişinin izlediğini gördüm. Bunu da özellikle yurt dışına doğru veriyoruz. Bu şu ana kadar yaptıklarımız da... Bir platformda yayınlıyorsunuz. Evet, sosyal medya platformlarını kullanıyoruz. Facebook, Twitter, Instagram ve üyelerimiz kendi paylaşıyorlar. Aynı zamanda bunun yaygınlaşması için de çalışıyoruz. Önümüzde iki tane önemli planımız var. İlki Brüksel ziyaretimiz. Biliyorsunuz KAGİDER'in Brüksel'de bir ofisi var. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'na Ekim ayında gidip olanları tam olarak anlatmak, aslında nasıl bir iş ortamı, ekonomik ortamı, yatırım için hala önemli olduğunu söylemek istiyoruz. Bir de Aralık ayında düzenleyeceğimiz Birleşmiş Milletler'le beraber bir konferansımız var. Onunla ilgili de çalışmaya devam ediyoruz. İki önemli işimiz evet, var. Evet, o kongreye değineceğim ama şimdi mesela sizde birçok iş kadını da üyeniz. Nasıl hani daha fazla mesela yatırımcı ne düşünüyor veya bu kongrelerde mesela yabancı davetliniz de çok sizin neler söylüyorlar? Şöyle bir şey var, ben şuna inanıyorum, iletişim yani sizin yaptığınız iş çok değerli.
gerçeklerde ne olduğunu doğru ifade etmek, burada gösterdiğimiz çabanın doğru anlaşılıyor olması gerekiyor. Ve bence burada bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına önemli roller düşünüyor. Evet. Bağımsız olarak gerçekleri doğru ifade edebilmek ve gerçek gücümüzü yatırımcılara doğru şekilde ifade etmek önemli. Ben iki tip yaklaşım görüyorum. Bir tanesi bekle ve gör yaklaşımı yatırımcılarda. Özellikle biz OHAL sonrasında ne olacağını, bu noktada devam edip etmeyeceği, yatırımlara yönelik ya da ekonominin yapı taşlarına yönelik doğru reformların olup olmayacağını bekliyorlar. Evet. Bir kısmı da özellikle yatırımlı olanların Türkiye'de inancı yüksek Türkiye'ye ve onlar Türkiye'ye olan güvenlerini ifade ediyorlar. Bu mesajları hem içeride hem dışarıda vermeye devam ediyorlar. Dolayısıyla ben iki tane yaklaşım görüyorum şu an. Anladım. Şimdi 2016'nın ikinci dönemine giriyoruz. Birinci yarıda neler yaptınız? Hani 2015'ten daha verimli geçti diyebilir miyiz? Hedefler nelerdi? Yine bu Eylül'de kongreden bahsedeceğiz. Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu çok büyük bir organizasyon. Çünkü Uluslararası doğru. Ticaret Merkezi'yle beraber yapıyorsunuz, ITC ile beraber. Çok doğru. Sene nasıl geçiyor? Neler evet. vardı hedeflerde? Şimdi şöyle başlayayım. KAGİDER'in çok net iki tane hedefi var. Bir tanesi önümüzdeki dönemde yani 2025 yılına kadar 3 milyon kadını istihdamın içine dahil etmek ve 50 bin yeni kadın girişimci sağlayabilmek. Bu sene sonuna kadar. 2025 yılına kadar. Pardon, evet. Zaten G20 ülkelerinin de 2025 yılına kadar koydukları hedef de bu. Yani diyorlar ki 2025 yılına kadar kadın ve erkekler arasındaki istihdamı %25 azaltacağız. Bu dünyada 1 milyon kadına istihdam anlamına geliyor. Türkiye'de ise 3 milyon. Kadının istihdama katılması anlamına geliyor. Şimdi bu makro hedeflerden baktığınızda 2015 yılında neler yaptığımızda iki önemli şeyi söyleyebilirim. Bir tanesi Ekonomi Bakanlığı'yla beraber gerçekleştirdiğimiz girişimcilik konferansıydı. Burada hem yurt dışındaki örnekleri bir araya getirdik. İyi uygulamaları, best case'leri. Ardından da neler yapılabileceğine yönelik Ekonomi Bakanlığımızla çalışmaya başladık. Bu girişimcilikti. Orada üç temel konu var. Bir tanesi kadınların finansal ulaşımı, network sağlamaları birbirleriyle ve aynı şekilde eğitim ve bilgilendirme. Çünkü bu konularda eğer çalışmalarınızı yaparsanız girişimcilik artıyor. Yine istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalarımız var. Buna yönelik fırsat eşitliği modeli sertifikamız var. Bunu şirketlerle paylaşıyoruz. Ve şirketlerin prosedürlerini inceleyip kadın istihdamında nasıl daha farklı yöntemler izleyebilirler, fırsat eşitliğini nasıl yaratabilirler ki ardından da kadın liderler platformu yapıyoruz. Fırsat eşitliği modeli sahip olan İK'cılar, insan kaynakları yöneticileri bir araya gelip iyi uygulamalarını paylaşıyorlar. Bunun çok değerli bir platform olduğunu düşünüyorum. Çünkü birbirlerine bazen de rakip olan şirketler kadına yönelik ortak uygulamalarda bir araya geliyorlar. Örneğin biri diyor ki ben kreş uygulamasında şöyle bir şey yaptım ve şirketimde böyle başarılı sonuçlar aldım. Diğer şirket yöneticisi biz nasıl onu uygulayabiliriz diyor. Bu ortak akılın çok değerli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla ikinci çalışmamız da buydu. 2016'da neler yapacaksınız diye sordunuz. Yine girişimciliği ve istihdamı desteklemek üzere Birleşmiş Milletler ITC, International Trade Center ile beraber ve yine Ekonomi Bakanlığımızın katkısıyla bir konferans düzenliyoruz. 6-7-8 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleşecek. Dünyada beşincisi olacak bu konferansın. İlk defa Türkiye'de olacak. İlk defa Türkiye'de olacak. Bundan önce Brezilya'daydı. Amaç kadın girişimciliğinin desteklenmesi. Yani ticareti arttırmak ve bizim 10 milyon dolarlık bir iş hedefimiz var. 300 kadın yurt dışından, 150 kadın Türkiye'den katılıyor kadın girişimci olarak. 3 sektörde faaliyet gösterilmesi gerekiyor. Tekstil sektöründe, bilişim sektöründe ve turizm sektöründe. Burada B2B yani hem birbirleriyle ticaret yapabiliyorlar hem de satın alma platformları geliyor buraya. Büyük satın almacılar dünyadan ve Türkiye'den. Burada Garanti Bankası, Vodafone, Walmart gibi, IBM gibi dünyadan büyük satın almacılar geliyor. Dolayısıyla ürünlerini satan kadın tedarikçilerle satın almacılar bir araya geliyor. Burada bir eğitim sürecinden geçiyor aynı zamanda kadınlar. Nasıl ticaret yapabilirler?
ihracat yaparken nelere dikkat etmeleri gerekiyor, gümrük koşulları neler olması gerekiyor ve bu anlamda da bu eğitim sonrasında 3 günlük bu platformun içinde dahil olup aslında yeni pazarlara açılıyorlar, yeni iş imkanları buluyorlar ve işlerini büyütmelerini sağlıyorlar. Evet, bir şart var mı, katılım şartı? Şöyle, çoğunluk hissesi kadına ait olması gerekiyor. Bunu %51 olarak belirledim. Şirketin. Şirketin. Ve bu 3 sektörde faaliyet göstermeniz gerekiyor. Turizm dediniz, turizm, tekstil. Tekstil ve bilişim sektöründe. Evet, peki kadın liderlik platformu, bunu da sanırım 2016'nın birinci yarısında ikincisini düzenledi. Doğru. Bunlar rutin haline gelecek mi? Bir de ne kadar verimlilik alıyorsunuz? Evet, bu da önemsediğimiz bir platform. Kadınların karar verici olarak şirketlerde yer alması ve aynı zamanda her kademede daha girdiği andan itibaren tüm kariyer süreçlerinde toplumsal fırsat eşitliğinin kadına sağlanması. Amaç bu. Bu kadın liderlik platformu işte bunun tartışıldığı, buna yönelik uygun çalışmaların birlikte paylaşıldığı bir yer. Hem eğitim hem network hem de aynı zamanda iyi uygulamaların paylaşıldığı bir network yaratıyor bizim için. Evet, verimli devam edeceğiz. Geçti mi bu senede? Evet. Evet, peki özel sektörde kadın istihdamına değinelim. Tabii ki çok önemli. Özellikle şimdi özel sektörde ne kadarlık bir kadın kapasitesi oluyor? Bunların ne kadarı istihdam edilebiliyor? Bunların sizde rakamları da var. Bunları alalım. Bir de özellikle yönetim kurullarında kadının olmasının önemi ve burada da sayılar biraz düşük. OECD rakamlarına bakarsak neler söylersiniz? Doğru. İsterseniz önce yine Türkiye'den bahsedeyim. Oradan özel sektöre doğru gideyim. Şimdi biliyorsunuz daha geçen haftalarda Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi açıklamaları yaptı ve 27.867.000 istihdamla aslında Türkiye önemli bir iş gücü potansiyelini açıkladı. Peki bunun kadın erkek dağılımı ne diye baktığımız zaman aslında durumumuz hala çok iç açıcı değil. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı %31.6, istihdama katılımı ise %27.9, yani %28 seviyelerinde. Şimdi ne demek bu? %28, OECD ortalaması %58. Gelişmiş ekonomilerde %78. Peki yüzdeler dışında değer olarak neye denk geliyoruz? 8.6 milyon kadın Türkiye'de çalışmakta. Ve bunlardan 3.5 milyonu kayıt dışı olarak çalışıyor. Yani tarımda, evde. Dolayısıyla hala gidecek çok yolumuz var. Kadının istihdamda olması çok önemli. Çünkü gelişmiş ekonomilerde kadın ve erkeğin eşit olarak ekonomide yer alması ekonomiyi sadece ekonomik olarak büyütmüyor, aynı zamanda refah da sağlıyor. Şöyle istatistik paylaşayım size. Evet. Eğer kadın istihdamını %1 arttırırsak dünyada yaklaşık 35 milyar dolarlık bir GDP artışına denk geliyor. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Japonya şu an en büyük önceliği kadınları istihdama dahil etmek. Çünkü Japon ekonomisinin büyümesini burada görüyorlar. Dolayısıyla bizim de bu politikalar etrafında çalışıyor olmamız lazım. Yönetimde kadına baktığımız zaman... Şimdi oraya bakarken bir eğitimli kadın oranlarını da verebilirsek... Tabii ki vereyim. Şimdi eğitimli kadının iş gücüne katılması arasında büyük bir bağlantı var. Eğer kadın üniversite mezunuysa, üniversite mezunlarının %73'ü istihdama dahil oluyorlar. Yani çalışmak istiyorlar. Ancak bunların %61'i iş bulabiliyorlar. Dolayısıyla eğitim yükseldikçe kadının ekonomiye dahil olması da artıyor. O yüzden yüksek öğrenim önemli. Ama hala da üniversite mezunu olan ve iş arayan çok kadınımız var. Çünkü aradaki en büyük fark oradan kaynaklanıyor. Buradan iki şey söyleyebilirim. Kadınların eğitimlerine devam etmesi gerekiyor. Yüksek öğrenim oldukça İslam'a katılım oranı artıyor. İkincisi, bu noktada iş fırsatlarını daha iyi sunmamız gerekiyor. Sadece işe girmeleri değil, aynı zamanda sürekliliği de önemli. Yani işten ayrılmamaları, istihdamdan ayrılmamaları gerekiyor. Bunu da kreş ve bakım hizmetleriyle çözüyor olmamız gerekiyor. Anladım. Girişimciliği konuşalım. Çünkü siz de girişimci bir kişisiniz. Evet.
Yani girişimciliğe KGİDER nasıl destek veriyor? Girişimcilik Türkiye'de özellikle yine kadın girişimciliği açısından hem finansman olsun, hı hı, zorluklar neler? Yani biz bir ne kadar yol kat ettik? Evet. Şimdi orada da rakamları paylaşayım, evet, sizinle. Evet. Türkiye'de 93 bin kadın girişimci var. Toplam, hı, girişimcilerin %8'i. Burada girişimci derken ne diyoruz, biraz onu ifade edeyim. Girişimci, hı hı, derken istihdam sağlayan kadından bahsediyoruz. Kadın işini kuruyor, hı hı, aynı zamanda da yanında çalışanları var ve bir ekonomik değer üretiyor. Hı hı. Zaten KGİDER'de Kadın Girişimcileri Derneği'nin kurulma amacı da kadın girişimcileri desteklemek, hı hı, yoluyla kadının güçlenmesi, ekonomide yer alması, sosyal ve politik alanda da görünür olmasını, evet, sağlamak. En büyük engel ne? Aslında biraz istihdamda da kadının önündeki engellerden, hı hı, biri bu. Erkek egemen bir toplumda ve bakış açısında yaşıyoruz. Dolayısıyla, evet, roller ona göre belirlenmiş. Yani kadının yeri evdir, çocuk bakımıdır, erkeğin de çalışmadır gibi klasik rollerle iş rolleri birbirleriyle tanımlanıyor. Yani şöyle anlatayım. Bir erkek iş kurmak istiyorsa bir kere denip başarısız olabilir. İkinci kere deneyip başarısız olabilir. Üçüncü denediğinde hala annesi ya da karısı kolundaki bilezikleri ona verirler. Evet. Kadının sadece bir şansı var. Bir kere deneyip yanılabilir. Halbuki girişimcilik öğrenilen bir süreçtir. O yüzden bir önce karar vermesi, sonra hayata geçirmesi ve onu da yaşatması çok önemli. Türkiye'deki kadın girişimci profili hani ne derseniz, şöyle dört tane önemli bir yapı çıkıyor. %61 üniversite mezunu. Burada da yüksek öğrenim, evet, var. %84'ü daha önce bir iş yerinde çalışmış oluyor. Yani kadın önce biraz bilgi biriktiriyor, biraz sermaye biriktiriyor. Ondan sonra girişimci olmaya karar veriyor. Yine ilginç bir istatistik, %72'si evli. Dolayısıyla, evet, girişimcilerin ve 25 yaş üstü, avarajda da 32 ile 35 yaş arasında kadın girişimciliği başlıyor. En tehlikeli ilk 3 yıl. Çünkü ilk 3 yıl içerisinde kurulan şirketlerin %85'i maalesef hayatlarına devam edemiyorlar. Dolayısıyla şirketin kurulma esnası ve o büyüme süreci çok değerli. İşte KGİDER de bu süreçte destek oluyor. Eğitimle, networkle, finansa ulaşımla ki onu bir sonraki aşamaya geçirebilsin diye. Kurmak yetmiyor, onu yaşatmak da çok değerli çünkü. Nelere ihtiyaç duyuluyor bu süreçte? Eğitim önemli, networking önemli, finansa erişim önemli, bilgi önemli ve en önemlisi kadının kendine güvenmesi önemli. Ben yapabilirim diyebilmesi gerekiyor. Hı hı. Özellikle finansman da mesela, hı, bankalar bunun farkındalığını yaşıyorlar mı? Ne düzeyde kadınlara finansmanda yardımda? Bu çok güzel bir soru. Bundan 10 yıl önce bu sorunuza hayır diye cevap verirdim ama bugün gerçekten Türkiye finans sektörü, özellikle yine de partnerimiz olan Garanti Bankası'nın öncülüğünde de, hı hı, çok yol kat ettiğini size söyleyebilirim. Artık kadın segmenti adı altında bir bankacılık, hmm, hizmeti var. Yani siz, evet, kadın girişimcisiniz. Bunu destekleyen diğer bankalar da var. EBRD de bu anlamda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Evet. Hatta bunların iyi örnekler olarak dokümantasyon edilip diğer ülkelere de anlatıyoruz. Yine Türkiye'de yaptığımız kadın girişimcileri yarışması var. Bu yarışmalarda aslında biraz daha, ki bu yıl 10.sunu düzenleyeceğiz. Garanti Bankası ve Ekonomi, hı-hı, dergisiyle beraber teşvik anlamında da çok değerli oluyor. Anladım. Yurt dışında mesela ihalelerde kadın veya, hı, tedarik zincirinde kamu ihalelerinde kadın, böyle organize şeyler var, yani yapılanmalar var. Çok mesela doğru. Türkiye'de buna uygun yapılanma olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Çok güzel bir soru bu. Biz de Ekonomi Bakanlığımızla bu konu üzerinde çalışıyoruz. Evet. Hatta Aralık ayında yapacağımız bu demin anlattığım konferansın, hı-hı, temel çıktılarından bir tanesi de bakanlıklarımıza özellikle kamu ihalelerinde kadına yer vermesini sağlamak. Burada bir kota mı oluyor? Bu kadar kadın istihdamı. Evet, şöyle bir hedef konuluyor. Buna, evet, kota değil de bir hedef, evet, diyelim. Hedef. Ben kamu ihalelerimde, yani bakanlığa alacağım gıdada, tekstil, havluda %10'unu kadınlardan tedarik etmeyi kendime hedef koyuyorum diyor. Ne oluyor o zaman?
3 tane önemli şey oluyor. İlki, ben bunu nereden alabilirim diye bir araştırma yapıyorlar. Yani çevrenizde hakikaten havlu üreten kadın tedarikçi var mı? Onları önce bir envanterini çıkartıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de böyle bir eksiklik de var. Doğru. Kim neyi nasıl üretiyor diye. İkincisi, davet ediyorsunuz ve onlarla bir satın alma sürecine giriyorsunuz. Bu da çok önemli çünkü kadınlar öğreniyorlar. Kadınlar bir kaybeder, iki kaybeder ama üçüncüsünde o ihaleyi almayı öğrenirler. Ardından da satın alım sonrasında da yaptığınız anlaşmalarla kadınların işlerini büyütüyorsunuz. Bunun iki tane örneği var ama bence en çarpıcı örneği Güney Afrika'da. Özellikle ırklar arasındaki fırsat eşitsizliğini gidermek için Güney Afrika siyahi ırkı iş hayatına koymak için böyle bir fırsat eşitliği sağlıyor. Diyor ki ben istihdamda, yönetimde ve aynı zamanda iş kurmasını destekleyeceğim. Ama hiç öyle bir envanter yok. Yok. Dolayısıyla böyle teşvikler koyuyor. Ve şu an rakamlara baktığınız zaman Güney Afrika'da beyaz ırkın ve siyahi ırkın ekonomiye katılımının ne kadar düzeldiğini görebilirsiniz. O yüzden hükümetin bu tip politikalar geliştirmesi çok önemli. Ne kadar uygulanabilir bu? Şu anda konuşma sürecindesiniz siz bakanlıkta. Evet, bakanlığımızla bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu hatta teklifimizi de verdik. Sıcak da bakıyorlar. Umarım bir sonraki programda programın çıktığını, bu yasanın ve nasıl uygulandığını konuşma fırsatımız olur. Evet, sizin biraz girişimciliğinizden bahsetmek istiyorum. Size direct.com yapıyorsunuz. Tabii ki yabancı ilgisi falan da bahsetmişken siz de bir ortaklık yaptınız. Biraz anlatır mısınız? Evet. Ben de 1997 yılından beri, yani neredeyse 19 yıllık bir girişimciyim. Dolayısıyla ticaret hayatının içindeyim. Birkaç farklı şirket kurdum pazarlama sektöründe. Sattım, sonra tekrar yeniden kurdum, yeniden ortaklıklar yaptım. Önemli bir şey çünkü şöyle, girişimci bir kere kanınıza girdiği zaman farklı sektörlerde de girişimleriniz devam ediyor. Bir uluslararası birliktelik size hem dünyanın kapılarını açıyor, hem bilgi birikimi getiriyor, hem de şirketinizi farklı bir boyuta taşıyor. Bunu kendi içinizdeki sermayeyle ya da dış sermayeyle yapabilirsiniz. Ben daha çok işbirlikleriyle, yani yatırımcı ortaklığıyla büyümeyi seçen girişimcilerdeyim. Bunun da çıktılarını iş hayatında görüyorum. Her kadın girişimci ya da her girişimciye de bunu öneririm. Evet, peki teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz? Merak ediyorum çünkü tüketici davranışları da buna göre değişiyor. Doğru. Neler söylersiniz? Nasıl kullanmalıyız şu dönemde? Doğru. Ben biraz yine kadın meselesinden bakacağım bu işe. İletişim ki, evet. İlk defa biliyorsunuz siz de Davos'taydınız. 4.0 konuşuluyor. Doğru. Yani teknolojinin hayatımızdaki yeri, dijitalleşme, ekonomiye giriş, robotlaşma, verimlilik. Evet. Bütün bunları konuşurken aslında ilk defa tarihte kadınlar ve erkekler iş gücünde bu kadar fırsat eşitliğine sahipler. Çünkü beyin gücünde artık kadın ve erkekler internet, dijital üzerinde kullanıyorlar. O yüzden kodlamayı öğrenmek, internetle verimlilik üzerine çalışabilmek, zaten geleceğimizdeki meslekler de bunlara doğru gidiyor. O yüzden bunun kadın istihdamı için de önemli bir fırsat olduğunu görüyoruz. Uzun vadede. Peki girişimcilikte ne tavsiyeler verirsiniz son olarak diyelim ve kapatalım? Evet. Birincisi, hep şunu söylüyorum, düşü olmayanın işi olmaz. Önce bir düşünüz olsun, ne istediğinizi bilin. İkincisi, iyi bir iş planınızın olması gerekiyor. Nereye gideceksiniz? 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 4 yıl sonra. Yani o büyük hedefi koyduktan sonra oraya giderken adım adım neler yapmanız lazım. Üçüncüsü, doğru bilgilendirme ve doğru finansal yapıları öğreniyor olmanız lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Rakipleriniz ne yapıyor? Bundan sonra nereye gideceksiniz? Hani bunları doğru kurguluyor olmanız lazım. Çünkü rekabet ortamı da çok fazla var. Kesinlikle burada. Öyle. Finansman zorluklarını geçtim, her şeyi geçtim. Aynen ama öyle. Bir markalaşma süreci var, bir rekabet ortamı var, mücadele zor. Çok doğru. Niye sizi tercih etsin tüketici sorusunu doğru yanıtlıyor olmanız gerekiyor işinizde. Niye sizden hizmet alsın, niye o ürününüzü alsın, sizi farklı kılan ne? Ve bütün bunları yaparken de aynı zamanda doğru pazarda doğru fiyatlamayı yapmak
ve sürekli öğrenme modeli. Çünkü girişimcilik şöyle bir rol. Hiç kimse sırtınızı vurup da aferin bugün ne kadar iyi iş yaptı demeyecek size. O gün faks makineniz bozulursa da bilgisayarınız bozulursa da siz tamir edeceksiniz. Aynı zamanda müşteriyle de siz görüşeceksiniz. Hadi. Dolayısıyla bu bütünü yönetme becerisi ve bundan her gün aynı motivasyonla kalkmak da önemli işlerden biri olacak. Ve kadın girişimcilere şunu söylüyorum. Paranızın sahibi olun. Siz de finansı bilin. Kimseye bırakmayın. Doğru. Parasının hesabını bilmeyen işini yönetemez. Evet. Sanem Hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Için. Teşekkür ederiz. Evet. Üst düzeyde Sanem Oktar Kagider Başkanı bizle beraberdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.